Diyarbakır'daki annelerin kendi çocuklarına kavuşmak için başlattıkları bir vicdan eylemi var. Bu vicdan eylemini buradan bir kere daha selamlıyoruz. Annelerin ellerinden öpüyoruz. AK Parti sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, yaklaşık 3 saat süren MKYK sonrasında kameraların karşısına geçti. Sözlerine Diyarbakır annelerini selamlayarak başlayan Çelik, bu yaklaşımın dünyada teröre karşı yükselen en güçlü ses olduğuna vurgu yaptı. Böyle bir tablo karşısında vicdani bir duyuş ve duruş göstermesi gerekenlerin hükümeti, devleti suçlamak gibi bir gayret içerisine girmeleri maalesef son derece yanıltıcı. Bu eyleme gölge düşürücü, bu davranışa, bu asil duruşa gölge düşürücü bir yaklaşım olmuştur. Türkiye çok uzun zamandır terörle mücadele etmektedir. AK Parti sözcüsü Çelik'in gündeminin ilk sırasında Ankara'daki üçlü Suriye zirvesi vardı. Türkiye öteden beri Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, kuzey doğusundaki güvenliği tehdit eden oluşumların bertaraf edilmesi ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde bir siyasi çözüm bulunması için elinden gelen performansı ortaya koyuyor. Elinden gelen çabayı gerçekleştiriyor. Özellikle burada iç savaşın çıkmasından sonra terörle mücadele kisvesi adı altında bir takım yeni oluşumlar ya da sahada bir takım yeni gerçeklikler ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi DAEŞ terörle mücadele adı altında YPG-PYD terör örgütünün orada oluşturmaya çalıştığı fiili durumdur. Tabii bu ayrılıkçı gündemlere karşı durma konusunda da üç liderin de belli bir vurguyla bu ayrılıkçı gündemlere karşı çıkması son derece önemli olmuştur. Çelik, Türkiye'nin Esed ile doğrudan iletişime geçmesi konusundaki iddiaları da yanıtladı. Buradaki tavrımız ilkesel bir tavırdır. Yani sanki Suriye rejimi çok pozitif davranıyor. Suriye devlet aygıtı çok pozitif davranıyor. Onun dışında herkes çok pozitif davranıyor da tek mesele Türkiye'nin görüşmemesiymiş gibi bir tablo ortaya koyuyor. Halbuki bu süreç 9 yıl öncesinden itibaren, hatta ondan önce Orta Doğu'da böyle bir dalganın geldiğini görerek bu rejimlerin bir takım reformlar yapmasıyla ilgili olarak, ön almakla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımız orada yaptı görüşmelerde. Orada reformların gerçekleşmesi, ön alması için büyük gayretler ortaya koydu. Güvenli bölge çalışmalarına ilişkinse AK Parti sözcüsü Çelik çok net konuştu. Çözümün en iyi adresi bu bölge, güvenli bölgenin kurulması vasıtasıyla gerek Avrupa'nın gerek İslam dünyasının elini taşın altına koymasıyla, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği burada uygun konutların yapılması yoluyla bu insanların kendi topraklarına dönmesidir. Hem bu ülkelerin üzerindeki göç baskısını kaldıracaktır, hem Akdeniz'deki ölümleri ortadan kaldıracaktır, hem de oradaki rejimin bu insanlara dönük bir takım katliamlar gerçekleştirmesinin önüne bir set olarak çekilmiş olacaktır. 1 Ekim'de meclise sunulacak olan yargı paketi de Çelik'in gündemindeydi. Adalet Bakanlığımız süratle, mevzuatla ilgili ve idari faaliyetle sonuçlanabilecek ya da mevzuat düzenlemesiyle sonuçlanabilecek konuları gündemine aldı. Gerek hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi konusunda, gerekse adalet sisteminin daha iyi işletilmesi konusunda atılacak adımları, uygulamadan kaynaklanan sıkıntıları kaldırarak ya da mevzuata dayanan problemlerin gecikmeksizin halledilmesini temin ederek gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bu çerçevede ifade özgürlüğü, savunma hakkı, adalete erişim, adalet sisteminin genel işleyişi ile ilgili son derece şeffaf ve kapsayıcı bir yaklaşım ortaya koyuluyor. Ve erken seçim tartışmaları. Ömer Çelik kesin bir dille erken seçimin AK Parti'nin gündeminde olmadığını açıkladı. Hepimizin patronu, bütün siyasi partilerin patronu vatandaştır. Vatandaş ne derse olur. Vatandaş seçim istemiyor. Türkiye'nin gündeminde seçim yok. Herkes önüne bakıyor. AK Parti her zaman her gün seçim olacakmış gibi hazırlığı olan bir partidir. Ama AK Parti'nin gündeminde seçim diye bir konu yoktur. Herhangi bir yerde, yani böyle bir mesela diyerekten bile gündeme gelen bir konu değildir.